Herkese merhaba. Bir yönetmen, bir oyuncu kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle neyi unutmuyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Evet, bugün bir konuğum var. Kendisi bir oyuncu ama oyunculuğunu, karakterini, disiplinini, ahlakını çok sevdiğim, girdiği her ekipte kendini sevdiren, bunun için özel gayret sarf etmemesine rağmen kendini sevdiren emekçi, güzel sanatçı, biricik dostum, sevgili Kambolat Görkem Arslan. Hoş geldin. Çok tanıdım. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun kanalda. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Yolu açık olsun. Teşekkür ederiz. Tabii seni tanıyan çok insan var. Merak ettikleri çok şeyler var. Ben öncelikle hepsinin adına şunu sormak istiyorum. Bu sektöre nasıl girdin? Çok klasik bir soru o zaman. Sektöre nasıl girdim? Kısaca anlatmak gerekirse işte konservatuarı bitirdim 2007 senesinde. Biraz uzatmalı bir şekilde. Bitirdiğim süreçte de benden önce mezun olan sınıf arkadaşlarımdan bir tanesi bir işte çalışıyordu. Onun referansıyla ben de Kırık Kanatlar Avşar Yapım'ın projesine dahil oldum. Ayağımı sürttüğüm gibi de projeyi patlattım falan derdi. Çünkü uzun sürdü Kırık Kanatlar. Ya uzun sürdü de ben sete gittim. İkinci bölümü falan çekerken işte bir takım bir şeyler oldu. Bilmiyorum, benim de o zaman çok hakim olmadığım bir halde yani neyin ne olup ne bittiğine dair. Sanırım bazı anlaşmazlıklar falan ve bir anda projeyi bitirme kararı aldı. Ben de lanetli oyuncu arkadaşı olarak arkadaşlarım hayatımda uzun süre biri bir daha projelerime falan çağırdı. Yani ilk deneyimin senin bir dizi seti oldu. Evet, dizi seti oldu. İşte evet, aslında tam buradan bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim atölyede öğrencilerimizle de geçirdiğimiz derslerde anlattığımız ve üzerinde durduğumuz mesele bu. Tam da bu, burası benim şu an çok ilgimi çekti. Konservatuar daha çok tiyatro ağırlıklı oluyor, evet, öyle değil mi? Evet. Yani konservatuarda kamera önüne dair bir set tecrübesine dair bir eğitim alıyor musunuz? Yok, almıyoruz. Genelde hep işte sahne üzerine ve tiyatroya dair eğitim alıyoruz. Aslında benim de yani konservatuar sürecinde konservatuara giderken falan amacım şeydi aslında yani hani yine okulu bitirdikten sonra zaten bir yapı içinden çıkmıştım Antalya'da. Oraya dönüp orada tiyatroya devam etmekti. Hı. Ama ben mezun olana kadar koşullar değişti. İşte dizi furyası patladı tam o süreçte. Antalya'da artık öyle dönebileceğimiz bir yapı kalmayınca haliyle biz de İstanbul'a düştük. Tamam. Tiyatroda aslında hep tiyatro aşığı olarak devam ederken bir anda kendini bir dizi setinin içinde, evet, buldun yani. Evet. O ilk set nasıl geldi sana? Ya aslında şöyle, uzun bir süre tabii hani ne olup ne bittiğini anlayabilmek, idrak edebilmek biraz zaman alıyor. Böyle bir sudan çıkmış balık gibi oluyorsun. Bilmediğiniz bir alışkanlık, bilmediğiniz bir şey refleks de gerektiriyor tabii orada olma, evet, hali falan. Biraz işte sahne alışkanlıklarıyla falan orada olmak, evet, bazen handikaplar da yaratabiliyor falan. İşte böyle ağır aksak deneye yanına biraz işte tecrübeli olan ustaların ya da işte yönetmen abimizin falan işte desteğiyle. Evet. Ya bir de şanslıydım yani ilk işimde Cevdet Mercan'la çalışmıştım. Abim olur kendisi, dostluğumuzla baki. Buradan da kendisine selamlar. Evet evet, selamlarımı iletiyorum. Hani onun da böyle çok sağ olsun destek olmuştu, yardımcı olmuştu açıkçası. Hani belki daha başka bir sette olsaydım daha zorlanabilirdim. Yani oradaki işte yaşadığım bazı problemler hoş karşılanmasaydı falan ya da farklı bir davranış şekli olsaydı belki işte kompleksif haller olabilirdi falan. Küstürebilirdi seni. Küstürebilirdi belki ama benim için çok rahat ve güzel geçmişti. Şanslı sayıyorum kendimi o anlamda. İyi ki küstürmüşsün ki oyunculuk kariyerine devam ediyorsun. Küsseydim belki de karşılaşacaktım. Küsseydim acaba? Oraya geleceğim. Tamam. Küssemeydim dedirtiyorsa günümüz oraya geleceğim. Bizim de çoğunlukla belirtmek istediğimiz yani tiyatro ve kamera önü arasında tabii ki büyük farklar var. Tiyatroda sahneye çıktığında bunları senden madde madde söylemeni istemiyorum ama gözlemlediğin en büyük fark ne mesela? Hani sahnede olmak ya da kamera önünde olmak. En büyük fark yani ne? Aslında nüans farkı olarak görüyorum ben. Sonuçta işin işleyişi ya da yapılışı temelde aynı fakat hani birinde yani şöyle yorumlayabilirim en basit haliyle, birinde aslında daha dışa doğru oynarken çünkü bir salondasınız falan işte yani yüzlerce insanın karşısındasınız ve en arkadaki sıradakine dahi ulaşmanız icap ettiği için biraz daha dışa doğru oynarken aslında kamera önünde biraz daha içe, daha minimalize ederek falan oynamak gibi ayırabilirim yani. Avantajları ve dezavantajları da olabilir. Bir canlı yayın heyecanı gibi neredeyse. Ya tabii bir de çok hani interaktif bir şey aslında bir taraftan yani tiyatro hani anda olan gelişen bir şey. Diğerinde daha tekrar şansınız var. Olmayan bir şeyin üzerine bir daha gitme şansınız var falan ama sahnede tabii o imkan yok. Evet. Yani o bir an oldu oldu olmadı. Tiyatroya saygımız sonsuz. Hepimizin. Ama şundan da yanayız. Hani tiyatrodan geldik evet. Setle ilgili bilgimiz olmasından yanayız. Çünkü her zaman senin karşılaştığın gibi ilk set olup da bu kadar güzel ilgi ya da küstürmeden yardım edilebilecek
zamanla yakalanamayabiliyor. Muhakkak. Yani giderek işte uzayan süreler, rekabet, dizi koşulları, hep de dizi diyoruz ama artık ekran dediğimizde diziler daha çok revaçta. Evet, sen bir arkadaşın aracılığıyla bu rolü buldun. O da bir şans aslında. Ne zaman menajer sistemine geçtin? Bu hep böyle yeni başlayan, yeni mezun olan oyuncu adaylarımızın da sorduğu ve işin içinden çıkamadığı bir süreç. Menajer sistemi. Yani bir menajerin nasıl ihtiyaç duydun ve doğru menajeri nasıl buldun? Doğru menajeri nasıl buldum? Tam öyle menajerim yok. Kendisine de selamlar diyorum. Çok da severim. Şöyle ki ilk işimde zaten hani haliyle menajer yoktu. İkinci işim sonrasında işte Hatırlı Sevgili'de çalıştım. O daha da uzun soluklu bir şeydi. O zaman da görüşmeleri kendim yapmıştım. Ve çok zorlayıcı bir şey aslında o. Yani hani bir tüccar bir şeyin yapım ruhum olmadığı için açıkçası yani yaptığı işe hani bir fiyat biçmek bir şey ve onu konuşuyor, seni konuşuyor olma beni açıkçası çok böyle şey rahatsız eden bir şeydi. Sonrasında bir sinema filmi çektim. İlk işte bağımsız filmimde o süreçte artık bir hani menajere ihtiyaç duydum ben de açıkçası ve işte bazı arayışlardan sonra birkaç arkadaşımın önermesiyle yani bir menajer arkadaşımızla çalışmaya başladım. Sonrasında onunla işte bir süreç devam etti. Sonra oradan bir başka bir menajere geçtim falan bir takım işte yani hani anlaşmazlıklar vesaire. Günün sonunda da işte bir 5-6 sene önce benim aynı zamanda hocam tiyatroya başlama vesile olan insanlardan biridir Arda Gamze Kılıç. Ben de birkaç arkadaşımız, oyuncu arkadaşımız dedik ki yani hani sen bence bizim menajerimiz ol. Bizi çünkü doğru ifade edebilecek, bizim derdimizi doğru anlatabilecek, yönebileceğimiz hani bir insansın ve bunu da yapabileceğini düşünüyoruz. Falan onun da ilk menajerliği oldu. Tabii. Aa yani çok güzel. Öyle bir, işte o da öyle bir yola girdi. Gayet de iyi götürüyor. Bence iyi de oldu. Hani benim de açıkçası kafam rahat. Yani yılların da tanışıklığı olduğu için arada haliyle beni doğru daha doğru ifade edebildiğini düşünüyorum. Çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta yapımcıyla aramızdaki köprü. Evet. Ve onun orada bazı işte aksaklıklar olduğunda ya da halinizi, tavrınızı karşılamayacak bir şekilde ifade edildiğinizde falan yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Evet. Can sıkıcı olabiliyor açıkçası. Peki, bir projeye seçilirken seçilemesinler arasındasın. Ben de her projede mutlaka seni de acaba Görkem'e hangi rol uyar diye bakıyorum. Audition isteniyor mu? Şöyle düşünüyorum ben. Bence her rol için audition yapılması taraftarıyım ben. Hanımlarla gel Görkem'le evet. Örnek oyuncu. Yani hatta hiç kötümser bir yerden de düşünmüyorum. Çoğu oyuncu işte hani belli bir kariyere geldikten sonra ya ben niçin audition'a çağrılıyorum gibisinden bir algıya gelebiliyor ama ben aslında bazı şeylerin daha doğru ve yerinde olabilmesi için ya da yerinde kararlar verilebilmesi için audition'ın gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani gerekli olduğunu düşünüyorum. Keşke aslında bütün işlerde böyle çalışılabilse. Hani oyuncular rolü almak için aslında uğraşsa ve çaba sarf etse ve hak eden o rolü alabilse. Çok güzel. Bence daha doğru olacağını düşünüyorum aslında. Ya da işlerin de daha gelişeceğini ve daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Onun için varım yani audition'a olmalı. Harika. Benim adımın en çok audition alan yönetmene çıktığını biliyor musun? Ama yani çok da anlaşılıyor. Direktörleri hoca çok audition alıyorsun diyorlar. İşte ben derdimi her seferinde projeyi kurarken anlatmaya çalışıyorum. Evet hani kağıt üzerinde evet tamam bellidir kast, bakılır rollere falan şu şuna falan iyi. Evet okey ama bunların beni bir arada enerji tutacak mı, kimya tutacak mı? Bunları görmek adına da ya da o oyuncu gerçekten bunu içselleştirebilecek mi ona biçilen rolü? Ve doğru ifade edebilecek mi aslında anlamak adına bence gerek. Çünkü bu oyunculuğu sınamakla ilgili bir şey değil. Değil tabii ki. O rolü nasıl içselleştirebilecek? Ya yönetmenin kafasındakine karşılık gelecek evet, mi? Yani? Bunu görmek yani, gerekiyor gerçekten. Bu biraz hani bizim ülkemizde çok çabuk olup da aslında bundan sonra ne ihtiyaç var ki duruşuna denk geliyor ya. Bunun karşısında direnmeye devam ediyorum. Hatta o kayıt etmenin de yani bence kötümser bir tarafı yok yani. Genelde öyle algılanıyor, düşünüyor yani. Ya bu bir beceriksizlik olarak düşünüyor alakası. Aslında ben onu olduğunu düşünmüyorum yani. O sadece o anki koşullara, o işin kimyasına demek ki benim oyuncu kimliğimin enerjisi uymuyor diye düşünüyorum ben. Bunun biraz kendinle barışık olmakla da ilgisi olduğunu yani düşünüyorum. Yani mümkün olabildiğince barışık olmaya çabalar bir haldeyim hani. Çünkü tamam, kibir yok. Barışabilmiş gibi de bilmiyorum yani, kibir ve egolar dışarıda kalırsa her şey daha güzel olmuyor. Yani tabii her şey daha güzel oluyor. Her şey daha doğru ilerliyor aslında yani hani. Ama olamıyor değil mi günümüzde? Ya maalesef olamıyor aslında. Bir onları bir tarafa bırakıp çünkü beraber yaptığımız bir işle üretimi aslında hep beraber yapıyoruz ya. Yani o setteki en üst hiyerarşik sıraya göre işte en üstten en alta kadar aslında herkesin emeğinin orada bir
bir arada olabildiği noktada aslında doğru bir karşılığı var ya, buna bir gelebilsek, bir anlayabilsek bence bu kadar ruhen de yorulmayacağız çalışırken. Yani birbirimizi de hırpalamayacağız belki. Evet. Daha sağlıklı çalışma koşulları yaratabileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü zaten koşullar zor ya. Zaten evet. Hani koştur koştur bir şey yapıyoruz evet. Ya. İşte oradan şuna gelmek istiyorum. Görkem her girdi başlarken de bunu dile getirmiştim. Gerçekten beraber çalıştığımız Yer Gökaşk isimli dizide çok güzel bir ekip olmuştuk. Bunun tabii ki sebepleri ya da avantajlarını şöyle sıralayabiliriz. Şehir dışı bir işte, 3 yıl süren uzun soluklu bir işte. Evet. Tabii ki ister istemez aile gibi olduğunuz bir işte. Ekip olarak, ekip arkadaşı. Hep bir şeyler paylaşmayı sevdin sen evet, ekiple. Evet, evet, evet. Hani erken bitirelim, birlikte yemeğe gidelim. Bir şeyler yapalım. Ya da birileri zor durumdaysa gelip bir şeyin ucundan tuttu. Yeri gelip ekip oldu. Bunu sonra başka projelerde de aynı şekilde devam ettirdiğini duydum. Çok da mutlu oldum. Çünkü sadece bizim projeye özel değildi. Her zaman sen böyle ekibin yanındasın. Ya bir türlü ben şey rahat edemiyorum açıkçası yani. Hani orada çünkü birlikte çalışıyoruz. İş arkadaşıyız ve aslında o iş bizim ortaklığımız. Evet. O ortaklıkta da hani kendimi işte ayırmak ya da işte ne bileyim dışarıda tutmak falan benim aslında işime yaramayan bir şey yani. İşime gelmeyen bir şey. Çünkü ben ne kadar oradaki ekiple iç içe olabilirsem, onlarla iyi ilişkiler kurabilirsem ben de orada o kadar rahat olabiliyorum, o kadar güvenli onları kendimi teslim edebiliyorum, bırakabiliyorum. Aslında biraz şey yani, güven ilişkisi gibi bir şey galiba. Onun da olumlu etkilerini gördüm şimdiye kadar. Hiç de kaybetmedin onun için. Evet. Sevildi ve ya da şöyle söyleyeyim, hani bazı uç örnekler de oldu. Hani bazı setler de oldu. Siz her ne kadar öyle olsanız da bazen bazı yerleşik durumlardan sebep falan iş öyle yürümüyor, işe yemiyor diyor falan. Orada da mesela aslında şey, işime bunun olumsuz etkilerinin olduğunu hissettim yani her zaman. Böyle durumlarda da. Neyse ki öyle çok örneğim yok. Tamam, güzel. O listede sakaldığı sürece sıkıntı yok. Ama tabii ki hep de... mutsuzluk zaten benim. Hep de güzel anılar bırakmıyoruz yani aslında. Muhakkak. Ya biz birilerinin kara listesinde olabiliyoruz ya da birileri bizim kara listemizde olabiliyor. Önemli olan işte bu yine işten uzaklaşıp aslında yani hep kişiselleştirmek... Dan kaynaklanan şeyler bir şey biliyor ya, sonuçlar bir şey biliyor. Soyutlayabiliyor muyuz kendimize o durumda? Yani pek mümkün olabilir. Günümüzde daha zor olabilir. Tamam, o konuyu kapatıyorum. Tamam.